Rüzgar ne yapıyorsun? Bu bir oyuncak. Aa, aldı götürdü hemen. Ben onunla oynayacaktım. Rüzgar, bunlar sana göre değil. Aa, ne çıktı içinden? Aa, deniz kabukların evet. Rüya! Sakladığımız deniz kabuklarını bulduk! Evet. Değil mi? Senin aynen bu da senin. Ay bu en büyükleriymiş. Evet. Kocaman bir deniz kabuğu. Bu da var. Çok güzel. Benim... Ama ben sana bir oyun oynatacaktım şimdi. Benimle oyun hmm. oynamak ister misin? Yok. benim deniz kabuğu koleksiyonun. Biliyorum bak burada başlamışsın bile. Şimdi Aa, daha bir sürü var. Bir sürü var mı senin gerçekten? Hmm. Nerede peki onlar? Onları karıştıra bıraktım. Orada daha çok vardı. Çünkü çünkü onları şimdi getir getiremedim çünkü çünkü yanımda oyuncak getirdiğim için yer kalmadı. Aynen yerimiz Şartımı kalmadı. Bir de burada saklamak yerine birazcık da orada saklayalım diye düşündüm ben. Şimdi aklımdaki oyunu söylüyorum sana. Şimdi bunları ters çevireceğim tamam mı? Burada meslekler. Hayır. Burada da meslekler var tamam. Bu arada sen bugün meyveni yedin mi? Evet. Sebzeni yedin mi? Sebze yemeğini. Sebze Aferin sana. Sebzeler, meyveler çok sağlıklıdır. Her gün mutlaka yemeliyiz, tüketmeliyiz, tamam? tamam? Şimdi, bunları buradan ters çevireceğim. Sonra sen bana bir tane sayı söyleyeceksin, tamam mı? Atıyorum 7 diyeceksin. Ben işlenen yedinciyi çevireceğim ve sana onun Benim özelliklerini söyleyeceğim. Tamam anneciğim, ben buraya ters çevirip koyacağım, dedim ya tek tek. Hmm. Sonra bunun hmm. özelliklerini söyleyeceğim. Sen de bilmeye çalışacaksın. Ben tamam mı? Söyleyeceğim. Bakalım. 5 tane rakam söyleyeceksin. Anlaştık mı? Evet. Hadi gel bakalım başlayalım oyna. Evet ben bunları dizdim. Şöyle düzelteyim bir de. Düzelteyim Bunu derken. Rakamı. Dur bekle bekle. Şimdi kaç tane olmuş? Kaç tane kaça kadar sayabil, sayı söyleyebilirsin? Onun rakamında... Bir dakika ben bir sayayım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane rakamımız var. Evet. Tamam mı? Birden 10'a kadar bir şey söyle bakalım. Tamam. Uğurlu rakamını ben söyle. Tamam. Arkadaşlar bir şey soracağım. Arkadaşlar sizin Uğurlu rakamınız Evet mi? arkadaşlar var. Evet. Çok doğru söyledin. Benim Uğurlu rakamı tahmin edip yazın. Hepiniz yazın Ama mı? sen söyle. Yazın mı? Bilmiyorum yazmışlardır evet. herhalde. Evet. 6. 6. Rüyanın Uğurlu rakamı 6'ymış arkadaşlar. Şimdi 6'ncıya bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ben bunu çevireceğim. Bakalım ne? Hmm. Şimdi sen bunun ne olduğunu görmüyorsun. Ben sana tarif edeceğim. Sen de bilmeye çalışacaksın. Tamam mı? Hayır görmek yok. Hayır ya. Oyun bozanlık olur bu. Başlıyorum anlatmaya. Şimdi bu kişi sahneye çıkıp güzel Evet. Direkt bildin Rüya. Aferin <laughs> sana. Şimdi bir rakam daha söyle bilir, bakalım. Bilir. Tamam. Bir rakam daha söyle bakalım. Bekliyorum. Aynısı olmaz. Bu bilir. boş. Daha doğrusu hep böyle gider o zaman. Yine olur da yabancı başka bir şey söyle. Birden 9'a kadar. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakalım ne geldi. Hmm. Anlatıyorum. Hazır mısın? Hmm. Şimdi eğer biz e, öksürürsek Burnumuz tıkanır Doktor Ama sen çok hızlı biliyorsun Doktordu doğru bildin Biliyorum çünkü böyle kaldırım Söyleyin rakama Bir tane bilemeyeceksin görürsün Hadi bakalım söyleyin bir. Bir. Hoppa <laughs> hmm, Bunu anlatmak biraz zor ama anlatıyorum Diyelim ki Kötü bir olay yaşadın Hırsızlık Dur, gibi Polis bize kim gelir diyecektim? Evet, polis gelir. Al bakalım bunu da koy. Söyle yeni rakamını. Söyle söyle söyle. 3 1 2 3. Hop. Pa. Bakalım bunu bilebilecek misin? Dem diyelim bir yere yemek yemeye gittik. Orada bir tane Evet kişi gelir bize e, ne yemek istersiniz diye sorar sonra da yemeklerimizi getirir dedirtmedim bile bildin hemen aferin sana. Ben çok Yeni hazırladım. bir tane daha söyle rakam son Altı Geçem. tane kaldı. 1 2 Uu. Aa, bizim yediğimiz meyveleri, sebzeleri, toprağa eken, onları biçen kişiye ne denir? Bu biraz zor. <laughs> <laughs> evet, deden de çok seviyor bu işi ama bunu iş olarak yapıyor Kazımcı olsaydı. Ne bu? Buldum ama hatırlayamıyorum. Kim ne bunlar? Kazımcı mı? Tamam, o zaman bir şey söyleyeceğim ama neyse olmayacak. Bir akrabamızın soyadı aynı zamanda. Söyleyeyim mi artık? Bilemedin mi? Tam bir ipucu daha vereyim o zaman. Çişt çişt sesiyle başlıyor peki boyalı kalp mi bence yok kaybetme olacak zaten çoğunu sen kazandın söylüyorum hazır mısın çiftçi hadi bakalım hayır olmaz adil bir yarış hadi bakalım yenisini söyle rakam seninle oynayabilir miyim bozdun ama devam ediyorduk daha ama buna oyun bozancılık denir sana bir tane